Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron boğazlı kazak giyerek Almanya seyahatine çıktı. Almanya seyahatine çıkmazdan evvel de yine boğazlı kazak giyerek kendi halkına mesaj verdi. Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi başta olmak üzere ülkedeki birçok mekan artık gece karanlıkta. Katedraller, kiliseler, müzeler, devlet binaları, kamu binaları geceleri karanlıkta. İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar neredeyse bu mekanların hiçbirisi hiçbir zaman karanlığa düşmediler. Ama bugün kararmak zorunda kaldılar. Belçika'da bir fırın 1300 avroluk giderinin 11.900 avroya çıkması sebebiyle fırın kapatıldı. Fırın kapama kararı aldı kendisini. Bu da bir yerde bir dursun. Almanya. Almanya Uniper isimli şirket Nisan 2022'de Rusya'nın dayattığı ödeme ödetme sistemini kabul etmesinden aylar sonra %99 nokta küsürünü satın alarak kamulaştırdı büyük dev enerji tröstünü, enerji şirketini. Polonya Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki Washington nükleer için Varşova'yı tercih edebilir. Washington dedi ki bize böyle bir öneri, böyle bir teklif gelmedi. Putin dedi ki blöf yapmıyorum. Bu bilinsin, blöf yapmıyoruz. Elimizde bütün seçenekler mevcut. Belçika'da kara yollarındaki bazı ışıklar da kapatıldı. Almanya'da yakın zamana kadar ülkenin en popüler bakanı Enerji Bakanı'ydı. Yeşiller Partisi'ne, Yeşiller Hareketi'ne mensup olan Enerji Bakanı yakın tarihlerde nükleer üzerine, nükleer reaktörler üzerine yaptığı açıklamalar sebebiyle trajik bir düşüş yaşıyor. Bunlar sadece birkaç cümle, birkaç haber spotu kıymetli izleyicilerimiz. Burada bazı kapaklar görmektesiniz. Binbir'de malumunuz bizler her hafta çok başka alanlarda, çok farklı disiplinlerde arşivlik, referans, yayınlar gerçekleştirmeye, programlar gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu hafta 1001'de bu kez enerji özel yayınıyla karşınızdayız. Az evvel size dünya medyasında karşımıza çıkan haber spotlarının sadece birkaçını paylaştım. Az evvel arkamda birçok kapak gördünüz. The Economist'in kapaklarını gördünüz. O kapaklardan bir tanesi yeni Almanya mottosunu taşıyordu. Yeni Almanya başlığını taşıyordu. Almanya'nın dilemmasını da bugün konuşacağız. Fakat Almanya'nın dilemmasına gitmezden evvel Ursula von der Leyen'in çok yakın bir tarihte parlamentoda, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı birliğin durumu başlıklı adeta manifesto olarak nitelendirilebilecek açıklamasına bir bakalım istiyorum. Daha doğrusu açıklaması burada tamamını arzu eden izleyicilerimiz için biz hazırladık, derledik. Biz sadece bir kısmını paylaşacağız. Fakat öyle bir kısmı var ki burada neredeyse hani kapitalizm kavramı üzerine, serbest sermaye kavramı üzerine, Avrupa Birliği, ticaret, şirketler kavramı üzerine bugüne kadar yeni normal öncesinde de, yeni normal sonrasında da literatür çok geniştir. Bütün o literatürlerin neredeyse sonuna mı geliniyor denilebilecek bazı açıklamaları da oldu Ursula von der Leyen'in. Dedi ki bu şirketlerin en çılgın hayallerinin ötesinde tamamen öngörülemeyen gelirleri var. Evet, adeta şirketlere savaş açtı ve böyle tanımladı Ursula von der Leyen. Sosyal piyasa ekonomisinde kâr etmek iyi bir şeydir. Ancak bu zamanlarda tüketicilerimizin sırtından olağanüstü rekor kârlar elde etmek yanlıştır. İlk defa belki de Avrupa Parlamentosu'nda uzun zamandan bu tarafa AB adına üst düzeyde, en üst düzeyde böylesi bir açıklama gelmiş olması gerçekten de kayda değerdi.
Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a sesleniyorum. Siz bizim ailemizin bir parçasısınız. Bu birlik siz olmadan tamamlanmış sayılmaz cümleleriyle beraber acaba Moldova ve Gürcistan nasıl bir gerilimin içinde kendilerini hissettiler? Bu sorunun cevabını sizlere bırakıyorum. Geçen yıl doğalgazın %40'ı Rusya'dan geliyordu. Bu oran son dönemde %9'a indi diyor Ursula von der Leyen. Tabii şu notu da düşelim. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan toplamda ihraç ettiği gazın neredeyse yarısını Almanya tüketiyordu. Ve 2010-2020 arasında adeta Amerika Birleşik Devletleri'ni tırnak içerisinde karşısına alarak Rusya ile beraber Kuzey Akım 1'i, Kuzey Akım 2'yi yapan, inşa eden, bugünlere getiren Almanya'nın Rusya-Ukrayna hattında yaşanan her şeyden dramı, trajediyi, gerilimi, bedeli en çok ödeyen ülke olması da birazdan konuşacağımız o dilemmanın ne olduğunu bize gösteriyor. Efendim 1001'desiniz. 1001'e hoş geldiniz. Dediğim gibi bugün enerji özel yayınıyla karşınızdayız. Malumunuz aylardan bu tarafa, haftalardan bu tarafa haber programlarında, bazı tartışma programlarında Avrupa Birliği ülkelerinin yaşamış olduğu enerji krizi üzerine bazı programlar, bazı dosyalar hazırlandı. Fakat biz bugün daha özel bir şey yapıyoruz. Birazdan yayınımızda 3 kıymetli misafirimizi ağırlayacağız. 3 isim de gerçekten enerji üzerine uzun yıllardan bu tarafa çok yakından çalışan, sahada çalışan önemli isimler. Hem uluslararası piyasaları konuşacağız, hem yenilenebilir enerji nedir onu konuşacağız. Hidrojen artık son yıllarda çok daha gündemimizde. Nedir bu hidrojen? Şansölye, Alman şansölyesi kalkıp Kanada'ya niye gitti? Kalkıp Katar'a, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne niye gitti? Oradan niye eli boş döndü? Sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile çok küçük bir anlaşma yapabildi. Bu sorunun cevabını arayacağız. Azeri gazı evet 2 katına kadar yükseldi. Birçok farklı hat üzerinden gitmesi söz konusu, yeni hat arayışları var. Türkmenistan gazı hangi hatlar üzerinden servis edilebilir? Almanya ve İspanya Pirene dağlarında başka bir projenin peşinde ama Fransa'nın şerhleri var. Soru işareti çok. Biz buraya ünlem işareti bırakalım. Konuklarımızı takdim edelim. 1001'e hoş geldiniz. 1001 bu hafta enerji özel yayını ile ekrana geliyor. Dünyayı 1973 krizinden sert bir kış mı bekliyor? Avrupa Birliği'nin enerjideki stratejik pusulası ne olacak? Almanya'nın Kanada ve Orta Doğu'daki hidrojen turundan ne çıktı? Kafkas gazının Avrupa Birliği'nin siyasi hatlarına etkisi nasıl olur? The London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü, MÜSİAD Enerji Kurulu Başkanı Altuğ Karataş, İRAM Enerji Araştırmacısı Doktor Kenan Aslanlı, 1001'de İsmail Halis'in konuğu oluyor. 1001 başlıyor. Evet, 1001 başlıyor. 3 kıymetli misafirimiz var. Az evvel de dinledik, az evvel de izledik. Çok önemli sorular soracağız. Ve bu önemli sorulara 3 kıymetli misafirimiz. Bakalım ne cevaplar verecekler? Ben de merak ediyorum açıkçası. Çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum bu akşam. Mehmet Öğütçü, Altuğ Karataş ve Kenan Aslanlı stüdyomuzda olacaklar. 1001 stüdyosunda olacaklar. TVNET ekranında olacaklar. Hazırlarsa hemen alalım kıymetli arkadaşlar. Mehmet Bey, Altuğ Bey ve Kenan Bey ile bu enerji hatlarına doğru serüvenimize başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza. 3 kıymetli misafirimiz var. Şöyle benim sağımdan görünen Altuğ Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Selamlar. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olunuz, çok teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Öğütçü, sizler de hoş geldiniz. Sizlere de selamlar. Hoş bulduk İsmail Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ve Kenan Aslanlı, İRAM Enerji Araştırmacısı. Kenan Bey'e açıkçası bu enerji üzerine hazırlanan haberlerde, dosyalarda pek karşımıza çıkmayan, istisnaen en fazla haber olan şu Azeri gazı meselesini, Kafkas gazı, Hazar çevresinde neler olup bittiğini biraz
sormak istiyorum. Kenan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olunuz, çok çok teşekkür ediyorum. Ben direkt kitabın ortasından ve ekranın ortasından Mehmet Bey'le başlamak istiyorum. Mehmet Öğütçü'ye özellikle az evvel Almanya'dan söz açmamın sebebini biraz daha açarak bir soru yöneltmek istiyorum. Gerçekten de Almanya'nın dilemması, Almanya'nın trajedisi sanki bütün Avrupa ülkelerinden biraz daha farklı bir yerde duruyor. Ne söylenebilir Almanya üzerine Mehmet Bey? Almanya Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi değil sadece. Aynı zamanda dünyanın en önemli ihracat motorlarından, lokomotiflerinden bir tanesi biliyorsun. Ve Almanya bu konumunu Rusya'dan gelen ucuz, nispeten daha ucuz boru hattı doğalgazı ve Çin pazarına geniş bir şekilde erişimi sayesinde elde etti. Ve yaşamakta olduğumuz kriz, bunu siz başlangıçta çok güzel anlattınız. Özellikle doğalgazda Rusya ile bağın adeta kopartılması, %40'lardan %9'a düşmesi, o da sadece şu anda Macaristan'a ve Slovakya'ya gelebiliyor ancak Gazprom'dan, bir tanesi Türk akımı üzerinden. Almanya'yı çok zor durumda bıraktı. Hazırlıksız yakalandı ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en olumsuz etkilenen ülke Almanya. Çünkü bakarsanız eğer, siz de söylediniz, İspanya'nın 6 tane LNG tesisi var. Dünyanın her yerinden sıvılaştırmış doğalgaz alabilir. Aynı zamanda Akdeniz'in altından Cezayir'den gelen hat var. İtalya aynı şekilde hem Cezayir'den hem de Libya'dan gaz getirebiliyor. Mısır'dan LNG getirebiliyor. Fransa'ya bakarsanız tuzu kuru %75, %80 elektriği nükleerden üretiliyor. Evet. İtalya ve diğerleri Yunanistan bir şekilde yolunu bulabiliyorlar. Bir Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Polonya, Slovakya gibi ülkeler ağır bir şekilde Rusya'ya bağımlılar. Ama en ağır bağımlı olan da Almanya'ydı. Önce Ukrayna'dan gelen hattı kullanıyordu biliyorsunuz. Sonra Ukrayna hattının güvensizliği ortaya çıkınca, daha bu krizler başlamadan önce Kuzey Akım 1'i inşa etti. 55 milyar metreküplük Kuzey Denizi altından. Daha sonra Kuzey Akım 2, o daha faaliyete girmeden askıya alındı. Şimdi Almanya'nın ne yapacağı çok yaygın bir şekilde konuşuluyor. Ben bundan yaklaşık bir ay önce Berlin'deydim. Orada Yeşiller Partisi'nden Alman Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı'yla görüştüm. Ve oraya bir briefing verdik. Geleceği ne olabilir? Almanya nasıl önlemler alabilir? Hazırlıksız yakalandılar. Çünkü doğalgazın alternatifi yok Almanya açısından. Yani hadi yenilenebilir enerji gelecek diyelim. Nükleer tamamen tasfiye edilme yolundaydı. 2023'ün sonuna kadar 3 tane nükleer santral devre dışı bırakılacaktı. Kömür santralleri yeniden devreye alındı. Bu Yeşiller Partisi açısından bir utanç aslında. Ama şu anda Almanya'nın kışı çok ağır geçireceği konusunda herkes mutabık. 2023 de belki öyle ama ondan sonrası için yeni bir enerji arz mimarisi yaratılıyor. Rusya'yı tamamen radarın dışında bırakan. Onun için yaşamakta olduğumuz dönem elbette Almanya açısından kritik ama bütün Avrupa Birliği için yeni bir enerji arz mimarisi düşünülüyor. Bu tıpkı sizin girişte bahsetmiş olduğunuz 1973'teki, daha sonra 79'da yaşadığımız enerji krizlerine biraz benziyor. Siyasi veçesi de var ama işin teknik, ticari veçeleri de ağır basıyor. Ve dünyada yaşanmakta olan çok köklü bir dönüşümün tam ortasında ve Covid'den hemen sonra yaşanıyor. Onun için Avrupa'da, özellikle de Almanya'da bundan sonraki gelişmelerin, dinamiklerin hangi yönde akacağı bütün diğer Avrupa Birliği ülkelerini ve bizi de, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Eminim ilerleyen saatlerde bunu çok daha detaylı olarak konuşacağız. Ama Almanya, şunu söyleyeyim sadece son söz olarak. Dünyanın dediğim gibi en önemli ekonomilerinden bir tanesi. İhracat motoru ama bu motor teklemeye başladı. Rekabet gücünü yitirmeye başladı. Enerjinin yarattığı fiyat enflasyonu, maliyet enflasyonu dolayısıyla onun için dünya ekonomisindeki sıralamalar da en azından önümüzdeki 2 yıl, ben diyorum ki Avrupa Birliği açısından bu bir duraklama yılı olacak, dönemi olacaktır. Hatta gerileme dönemi olacaktır önümüzdeki 2 yıl. Enerjide yaşanmakta olan bu kriz ve Rusya'nın Ukrayna'ya işgalini yarattığı
jeopolitik, ticari, yatırım akışlarındaki sapmalar dolayısıyla. Hay hay, çok teşekkürler. Açacağız. Büyük ve yeni bir arz mimarisi, enerjideki arz mimarisi dedi Altuğ Bey az evvel Mehmet Öğütçü. Yanlış hatırlamıyorsam Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol, o da Eylül içerisinde, yani çok yakın bir zaman içerisinde bir açıklama yapmıştı. Yani Rusya'nın aslında orta vadede kaybettiğine dair bir açıklama yapmıştı. Şimdi Mehmet Bey dedi ki yani hazırlıksız yakalandılar. Şimdi bu hazırlıksız yakalanmak bağlamı nasıl mümkün olabiliyor diye bir soru yöneltmek isterim size. Yani açıkçası işte Şubat'ta başladığı süreç, onun öncesinde Almanya'nın evet Putin Rusya'sıyla birçok düzeyde, eski şansölye düzeyinde de başta olmak üzere Schröder'i kastediyorum, çok yakın bir hukuku vardı. İşte Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 için zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri'ni karşısına da aldı Almanya. Biraz Almanya özelinden bu hazırlıksız yakalanma meselesi, biraz da işte fosil yakıtlar üzerine birçok zirve yapıldı, birçok çağrılar yapıldı, planlamalar yapıldı. Yenilenebilir enerji için, kömür için apayrı ajandalar hazırlandı ve adeta şimdi hani Great Reset mi olduk Altuğ Bey? Yani büyük sıfırlanma mı yaşadı Avrupa Birliği? Siz ne diyorsunuz? Ben özellikle şunu söyleyeceğim başta. Almanya ya da Avrupa Birliği hazırlıksız yakalanmış olabilir. Hı hı. Ama bu işi Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Putin açısından bakarsak bence 20 yıllık bir hazırlık var. Putin 20 yıl boyunca bunu ilmek ilmek işledi. Avrupa'yı, başta Almanya olmak üzere, doğalgazda, petrolde kendisine bağımlı hale getirdi. Ben bu Ukrayna hamlesi de dahil olmak üzere, siz biraz önce başka ülkelere de aslında bir parantez açtınız ki bunu da önemli görüyorum. Evet. Ukrayna ile ilgili yapacaklarını 20 yıl önceden bence planlayıp Avrupa Birliği'ni önce kendisine enerjide bağımlı hale getirdi. Uygun zamanı bulduğunda da darbeyi indirdi. Evet, Avrupa hazırlıksız yakalandı. Çünkü Avrupa tam da yeşil dönüşüm dediği, yeşil mutabakat dediği, tamamen her şeyini yeşile bağladığı, hatta Timmermans'ın da açıklamaları var burada. 5 yıl daha önce yeşil enerjiye geçseydik bu krizi yaşamazdık gibi açıklamalar yapıyorlar. Ben hayretler içerisinde Avrupa Birliği'ndeki yöneticilerin nasıl bu kadar kötü kararlar aldıklarını, nasıl bu kadar geleceği görmeyen açıklamalar yaptıklarını izliyorum. Ama bunun çok büyük bir faturası olacak Avrupa'ya tabii ki. Yani öncelikle yenilenebilir enerji kaynakları tabii ki dünyadaki karbon salımını azaltmak için elimizdeki en önemli kaynaklardan biri. Belki birazdan hidrojeni konuşacağız. Fakat güneş de dahil olmak üzere, rüzgar ya da hidrolik de dahil olmak üzere bunlar kesintili kaynaklar. Sizin baz yük santrallerine ihtiyacınız var. Baz yük yakıtlara ihtiyacınız var. Doğalgaz bunlardan biri, kömür bunlardan biri. Şimdi Avrupa son birkaç yılda öyle peş peşe açıklamalar ve hamlelerle kömürden vazgeçti, doğalgazdan vazgeçti, kömürle ilgili santrali peş peşe kapatmaya başladılar. Biraz önce Mehmet Bey'in de dediği gibi nasıl bir tevafuk ki tam da Yeşiller Partisi'nin iktidarda olduğu dönemde bu partiler bu santralleri tekrar geri devreye almak zorunda kaldılar. Ben burada tekrar belirteyim. Putin'in 20 yıldır yapmış olduğu bir hazırlıkla Avrupa'yı resmen kontrpiyede bıraktığı bir aslında zamanı yaşıyoruz şu anda. Peki nasıl hani bu işin içinden çıkacaklar? Bir takım evet mimari olabilir. Yeni yerlere, yeni açılımlara bakacaklar. Azerbaycan'a gittiler. Farklı Doğu Akdeniz'de de ben bir takım gelişmelerin olacağını düşünüyorum ama şimdi öncelikle bu kışa bakalım. Önümüzdeki kışa bakalım. Hatta ben bunun 3-4 yılı ele alacak bir krize sebep olacağını düşünüyorum. Bir kere bu kış eğer sert geçerse belki de doldurmuş oldukları depolar da dahil olmak üzere bir senaryoya göre Ocak'tan sonra, ocağın sonuna doğru Avrupa gazsız kalabilir. Peki kış sert geçtiğinde ne yapacaksınız? Gaz yok. Şimdilik tasarruf önlemleri alınıyor ki vatandaşa koyulan buradaki reçeteyle %15'lik tasarrufun da ben insanların konforundan vazgeçirmek çok kolay olmadığı için yakalanamayacağı kanaatindeyim. Hadi yakaladınız, 45 milyar metreküp gazdan tasarruf ettiniz.
Geriye kalan 355 milyar metreküp gazı nereden bulacaksınız? Bunun bir açıklaması yok. Almanya henüz sıvılaştırılmış doğalgazla ilgili yeterli terminallere sahip değil. Bunların siparişlerini verdi ama ne zaman gerçekleşeceği konusu bu birkaç yıl alacak. Bir başka konu, şu anda aslında Asya'da bir durgunluk var. Yani ekonomik anlamda biliyorsun Çin'de bazı bölgeler kapalı. Dünyada aslında sıvılaştırılmış doğalgaz, LNG yükünün çoğunu Asya bölgeleri çekiyor. Bu kadar yüksek fiyatlara rağmen şunu da gözden kaçırmayalım. Asya'dan beklenen talep henüz gelmedi. Avrupa için esas kötü senaryo Asya'dan beklenen gelişme ve talebin artması. Bununla birlikte kışın çok sert geçmesi, hiçbir planını uygulamaya alamadan Avrupa Birliği'ni çok zor durumda bırakabilir. Ben esas sıkıntının İsmail Bey bu kışta değil, önümüzdeki kış çok ciddi. Hatta belki de ondan sonraki kış Putin'in buradaki tavrına göre çok büyük sıkıntılar olacağını görüyorum. Ki bunu da şöyle belirtmek istiyorum. Bu iş şu anda bir enerji krizi olarak konuşuluyor. Ama bu enerji krizi artık bir ekonomik krize doğru gidiyor. Ekonomik krizden sonra gideceği yer bu formülasyonda bir siyasi kriz olur. Siyasi krizde açıkça söylüyorum Avrupa Birliği'nin yaşayacağı en büyük krize gider. Yani Avrupa Birliği çok ciddi bir yol ayrımında Amerika'nın şu anda arkadan itelemesiyle böyle tarif edeceğim. Büyük bir Rusya'ya karşı aslında tam anlamıyla bir efelenme yapıyor. Fakat elinde bu yapmış olduğu hamleye karşılık hiçbir argümanı yok. Yapabileceği hiçbir şey yok. Karşılığında evet. Sadece depoladığı gaz var. Onun da yetme ihtimal dediğim gibi birkaç kış gözükmüyor. Çok erken depoş olabilir. Amerika aynen. Burada en büyük kazanan gözüküyor. Onun için ben tek kaybedenin Avrupa Birliği olduğu kanaatindeyim. Hayır, Amerika burada en büyük kazanan gibi görünüyor dediniz. Bunun altını çizelim. Tabii yani Mehmet Bey'in de sizin de kurduğunuz birçok cümle altı birçok yönüyle çizilesi cümleler tekrar açacağım. Birazdan onları aça aça yol alacağız. Kenan Bey'e şöyle bir soru sormak istiyorum. Kenan Bey geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'nda gerçekten ilgilisi içinde, ilgisizi içinde çok temel bir yazı yazdı. İyi bir yazı kaleme aldı. İyiden kastım şu, yani biz işte gazeteciler, televizyoncular çok böyle genel, geçer haberlerle karşılaşıyoruz. İşte Macron'un açıklamaları, işte Scholz'un ziyareti, Belçika'daki ya da İsviçre'deki işte bir otobüs durağındaki bir ilan ki o ilanın Rus istihbaratı tarafından fake olarak hazırlanıp dünyaya servis edildiği de sonradan ortaya çıktı vesaire. Buna benzer bazı haberler gündemimize düşüyor fakat işte yeni bir enerji jeopolitiğinden söz ediliyor. Orada başka bazı küçük gibi görünen ülkelerin bile kilit bir öneme sahip olduğu tekrar gündeme gelebiliyor. Burada bir ülke ismi vermek istemiyorum şu anda ama birçok ülkenin konumunun, pozisyonunun denklemi önemli oranda değiştireceği bir tablo da var karşımızda. Bu notları düşelim. Az evvel arkadaşlarım da hem The Economist'in başta olmak üzere birçok kapağını paylaştılar. Ursula von der Leyen'in açıklamalarına da gittiğimizde gördüğümüz bir şey var. Altuğ Bey de, Mehmet Bey de söyledi. Bu kış bir tarafa, bir sonraki kış çok daha zor geçecek. Şunun da altını çizmek gerekiyor. Sadece Ekim'in geldiğimiz şu ilk haftası ölçeğinde baktığımızda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamının enerji kullanım oranı geçtiğimiz yıllarda kullanılan enerjiden çok daha yüksek bir tüketim oranına ulaşmış durumda. Yani daha Kasım'a girmeden. Kenan Bey orada mısınız? Evet efendim. Evet. Kenan Bey bu Kafkas enerji jeopolitiği nedir? Bize böyle ABC'si ile çok temel bilgiler rica etsem sizden. Çünkü önemli. Biz bu yayını enerji üzerine biraz da referans bir yayın olsun diye açıkçası planladım. O sebeple Azeri gazının mesela iki kat yukarıya çıkacak olması, KJ'de de onu yazdık. Avrupa Birliği'nin siyasi hatları için ne ifade ediyor? Evet, çok teşekkür ederim. Bir bağlantıda kopukluk yaşandı, kusura bakmayın. Ondan önce Mehmet Bey'in ve Altuğ Bey'in bıraktığı yerden bir kısa bir ekleme yapayım eğer
uygun görürseniz. Lütfen, tabii ki elbette. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu enerji krizine hazırlıksız yakalanması vesaire meselesi bizi literatürde kullanılan enerji silahı, enerji weapon kavramına götürüyor. Yani Rusya ile ilgili biliyorsunuz bu itham, bu suçlama çok yaygındır. Yani enerjini silah olarak kullanılması. Ama burada böyle bir şey var. Yani enerji silah olarak kullanılır ama tabiri caizse bu biraz teç seferlik, teç atımlık silah gibidir. Çünkü biraz bu meseleler simetriktir. Yani karşı tarafı süreçli kendi elinizdeki enerji kartıyla bir şeyler dayatamazsınız. Ama Kenan çünkü Bey şu anda özür dilerim, simetrik hiçbir şey kalmadı. Her şey asimetrik ilerliyor şu anda. Her şey yani. Yok, ne açıdan diyorum. Mesela tamamen denklem dışı bıraktık. Konuşmuyoruz. Neye konuşmuyoruz? Rusya'ya yapılan yaptırımları. Evet. Tüm stratejik ileriye dönüş enerji projeleri, üretim projeleri, enerji terminolojisiyle söylersek upstream projeleri, yani yeni doğal gaz ve petrol hacimlerinin yer altından çıkarılması projeleri, tekrar söylüyorum, stratejik, geleceğe yönelik hepsi durma noktasında. Neden? Çünkü Rusya şu an için kullanılan, şu an için yer altından çıkarılan kaynakları Ural bölgesinde, Batı Sibirya'da bazılarını 50 yıldır istismar ediyor. Dolayısıyla doğuya doğru, Sibirya'nın doğusuna doğru, merkez ve doğusuna doğru ilerleme, oradaki stratejik kaynakları çıkarmak için özellikle o bölgenin zor relief, zor coğrafi şartlarında önemli oil service company dediğimiz petrol alanlarında servis, hizmet yapan şirketler, Halliburton gibi vesaire, onlardan kritik hizmetlerde bağımlı durumdaydı. Kuzeyde yaptığı Arktik içi devam ediyor. Yamal LNG projesi tamamlandı. Onların hepsiyle önemli batı şirketleriyle işbirliği var ve teknoloji, en kritik teknolojiler ithal ediliyor. Yamal'da bazı teknolojileri ithal ikame stratejisi kapsamında kendileri üretmeye kalkıştı. Novatek başkanı büyük bir açıklama yaptı. Ya bizim kendi üretim tesislerimiz hiçbir kaliteli ürün üretemiyor vesaire. Doğalgazda teknolojilerin, kritik teknolojilerin yerleştirme oranı çok düşüktür vesaire. Çok kritik bir örnek söyleyeyim yine bizim coğrafyadan, yani Kafkaslar ve Orta Asya'dan. Türkmenistan'ın doğalgaz ihracatında Çin'e dönüşü, yani stratejik olarak Çin'e dönüşü 2009 yılında başlamıştır. 2009 yılına kadar da Çin'in önerileri vardı. Yani bir boru hattı inşa edelim vesaire. Türkmenistan biraz bu işi çok böyle aceleye getirmeden, böyle yavaştan alan, uzatan bir davranış içerisindeydi. 2009 yılının Nisan ayında Türkmenistan'ı Rusya'ya bağlayan doğalgaz hattında çok kritik bir dönemde. O zamanlar hem Türkmenistan gazının Rusya'ya ihracatı, hem Rusya üzerinden Ukrayna'ya ihracatı konuşuluyordu. Hem hacim hem fiyat konuşuluyordu. 2009 yılının Nisan ayında bu boru hattında kritik zamanlamada patlamalar gerçekleşti. Türkmenistan bunda Rusya'yı suçladı. 2009 yılı Nisan ayı Türkmenistan-Rusya doğal gaz işbirliğinde kırılma noktası oldu. Anında Türkmenistan Çin'le, ondan önce söylediğim gibi böyle yavaştan aldığı görüşmeleri hızlandırdı. Kısa sürede hem lisanslar vermeye başladı, belirli doğal gaz alanlarının işletilmesiyle ilgili CNPC'ye, China National Petroleum Company'ye, hem de boru hattı inşaatı başladı. Daha doğrusu başlamıştı, hızlandırıldı. Dolayısıyla bu enerji krizlerinde enerji kartını kullandığınız zaman karşı tarafa siz güvenilir olmayan enerji ihracatçısınız imajını pekiştirdiğiniz zaman bir kırılma yaşanıyor. Ve bu kırılma kolay kolay telafisi olmayan kırılma. Yani orta ve uzun vadede kaybeden taraf olmayı kabul ediyorsunuz. Tabii yani. Özellikle söylediğim gibi Rusya gibi eğer kritik petrol ve doğalgaz da kullanılan kritik teknolojilerde dışarıya bağımlıysanız. İran da aynı durumda. Şimdi Kafkasya'ya dönelim. Kafkasya enerji, tamamen enerji politiği açısından yaklaştığımızda iki türlü yaklaşabiliriz. Bir, Kafkasya'ya doğudan batıya enerji kaynaklarının ihracatı ve geçişi için kullanılan bir transit, bir rota yaklaşımı. Daha fazla öne çıkan yaklaşım böyle oldu. 90'lı yılların başından ta bugüne kadar. Zbigniew Brzezinski yaklaşık 25 yıl önce mesela Azerbaycan'ın neden büyük içi dolu bir şişenin mantarına benzetti.
O şişe dediği zaman Hazar ve Orta Asya'nın enerji kaynaklarından bahsediyordu. Hı hı. Dolayısıyla bir böyle yaklaşım oldu. Yani Orta Asya'nın kaynaklarını, enerji kaynaklarını Batı'ya ihracatı için bir rota, Kafkasya'nın bir rota olarak kullanılması. Hı hı. Ama nasıl ihracat? Bu çok kritik bir meseledir. Rusya ve İran'ı bypass ederekten ihracat. Şimdi bu Doğu-Batı koridoru, yani Kafkasya için kullandığımız Doğu-Batı koridoru, şimdi Kuzey-Güney veya Güney-Kuzey koridoru da olmaya başladı. Şimdi Kafkasya'nın bir de böyle bir özelliği ortaya çıktı. Rusya ile İran arasında çok fazla sık sık konuşuluyor bu takas anlaşmaları, hem petrolde hem doğalgazda. Aslında ben başlarken biraz bu bağlantı kopukluğu şeyi değiştirdi, düzeni. Ben sizi tebrik etmekle başlamak istiyorum İsmail Bey. Bu programın zamanlaması öyle bir güne denk gelmiş ki bugün 3 tane önemli olay var benim izlediğim. Üçü de enerjiyle ve Kafkasya ile ilgili. Hı hı. Bir tanesi Avrupa Siyaset Topluluğu Prag'da yapılan zirve. Orada Azerbaycan Devlet Başkanı neden oraya katılıyor? Enerji için, doğalgaz için herkes biliyor. Bir diğeri İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan ikinci enerji forumu. Yani hakikaten öyle bir aktif bir haber trafiği var ki insan bazen evet. takip etmeye bile yetişmiyor. Evet. Bugün İstanbul'daki Türkiye-Azerbaycan ikinci enerji forumunda alınan kararlar, Zengezur koridoru ile elektrik ihracatı, Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye, Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarına Türkiye'nin de yatırımlarıyla oradaki yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması evet, vesaire. Evet. TANAP'ın taşıma kapasitesinin iki defa artırılması, 16'dan 32'ye çıkarılması. Üçüncü bir önemli toplantı Moskova'da. O da 2. Hazar Ekonomi Forumu. Orada da hı-hı. Rusya ile İran yeni bir anlaşma duyurdular. Takas anlaşması, 10 milyon ton petrol. 10 milyon ton petrol, 5 milyar metreküp doğalgaz vesaire. Bunun da eğer rotası Türkmenistan olmazsa yine Kafkasya üzerinden, direkt Azerbaycan üzerinden bu takaslar gerçekleşirse Kafkasya'ya artık biz sadece Doğu Batı değil, aynı zamanda Kuzey-Cüney enerji rotası gibi de yaklaşabiliriz. Ve çok kısa ikinci bir yaklaşım Kafkas ülkelerine, özellikle Azerbaycan'a enerji kaynaklarına sahip olan bir ülke yaklaşımı. Bu bakımdan yaklaştığımızda Azerbaycan hep şöyle dikkat çekti uluslararası yatırımcılar ve siyaset çevreleri tarafından hem Amerika'da hem Avrupa'da. Ya tamam, kendisinin de belli oranda bir petrol ve doğalgaz rezervi var. Ama özellikle burası Türkmenistan'ın doğalgazını ve Kazakistan'ın petrolünü yine batıya doğru dünya piyasalarına taşımak için kullanılabilir. Aynen. Böyle bir yaklaşım oldu. Ama biz her zaman ne söyledik? Evet, Azerbaycan'ın doğal gazı rezervleri Türkmenistan'la kıyasladığımızda az olabilir. Petrol rezervleri Kazakistan'la kıyasladığımızda az olabilir. Ama özellikle şimdi Avrupa ülkelerinin içinde bulunduğu kriz ortamında özellikle bazı ülkelerin enerji güvenliği için bu küçük göreceli olarak küçük hacimler bile son derece kritik olabilir. Hay biz hay. Bunu nereden görüyoruz? Bulgaristan örneğinden görüyoruz. Biz bunu nereden görüyoruz? Diğer işte Azeri gazını ithal etmek isteyen Balkan ülkeleri örneğinden görüyoruz vesaire. Hay hay. Kenan Bey, açacağız. Teşekkür ediyorum bu kıymetli bilgiler için de. İstanbul'daki zirve de gerçekten önemliydi. Prag'da düzenlenen görüşme serilerindeki enerji, yani her yönüyle enerjinin fotoğrafını da görüyoruz. İşte aynı masada Paşinyan'ı ve Aliyev'i görmekteyiz. Macron'u görmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gel seni birliğe alalım Avrupa Avrupa diyorsun. Bak Asya daha büyüyor deyişi de gündemde. Liz Truss'la görüşmesi, aynı şekilde Mark Rutte'la görüşmesi de bazı kareler ekrana yansıyor. Prag'da da başka bir şey oluyor. Macron da orada başka bir şey yapmaya çalışıyor. Malumunuz son zamanlardaki çağrılarıyla da. Mehmet Bey, şöyle şimdi elbette Almanya'yı konuşuyoruz, Fransa'yı konuşuyoruz. İşte Belçika Enerji Bakanı bir açıklama yapıyor. Biraz daha agresif bir açıklama yapıyor mesela. Onu konuşuyoruz. Yani ülke liderlerinden açıklamalar geliyor. Fakat az evvel hem sizin hem Altuğ Bey'in bence biraz daha altını çizdiği, bizim de KC'lerde özellikle atıfta bulunduğumuz bir şey var. Yani stratejik pusula ifadesi 2022 yılının özellikle ilk 3 ayı 4 ayı boyunca güvenlik mimarisi bağlamında AB'nin
en popüler kavramlarından birisiydi. Macron özelinde özellikle bakılacak olursa. Fakat şimdi adeta biraz avami bir ifade gibi olacak ama can derdine düşülmüş durumda. Yani bu siyasal olarak gerçekten mesela Köln'de eylem vardı daha dün. Prag'da eylem vardı. İşte Viyana'da eylem vardı. Almanya'da her gün başka eylemler düzenleniyor. Fransa'da hakeza grevler var. Bütün ülkelerde grevler var. Yani sokaklar kış geldikçe Avrupa'da biraz daha hareketlenir mi? Daha da hareketlenecek çünkü daha henüz kış gelmedi. Isı oldukça yönetilebilir bir düzeyde. Şunun altını çizelim. Yani Almanya'yı konuştuk, haklısınız. Avrupa Birliği monolitik bir yapı değil. Her bir Avrupa Birliği ülkesinin farklı bir enerji karışımı var. İçerisinde kömürün, petrolün, doğalgazın, yenilenebilirin, yenilenebilir içerisinde rüzgarın, güneşin, jeotermalin, hidrojenin, nükleerin yer aldığı çok farklı. Onun için Brüksel'den oturup bütün Avrupa Birliği için bir vizyon ve aksiyon planı empoze etmek pek gerçekçi değil. Onun için benim beklentim Avrupa Birliği içerisindeki çatlaklar artacak. Çatlaklar zaten artacak. Macaristan bunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu Güney Akdeniz ülkeleri, başta Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya olmak üzere Almanya'nın empoze etmeye çalıştığı yeni ekonomik ve enerji modeline karşı bir tepki duymakta ve eşit yük paylaşımı olmayacak burada. Yani biz Almanya'nın hizmetinde değiliz diyorlar. Almanya'nın yaşadığı bu ağır sorun dolayısıyla hepimiz de aynı yükü karşılayamayacağız diyorlar. Birincisi husus bu. Avrupa Birliği içerisinde ciddi çatlaklar olacak. İkincisi, şu anda Amerika Birleşik Devletleri adeta bir şemsiye vazifesi görüyor. Rusya ile kriz devam ederken Altuğ Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi şu andaki krizden en fazla istifade eden ülke Amerika Birleşik Devletleri. Tuzlu kuru Rus petrolüne gazına bağımlı değil hiçbir şekilde. Tam tersine kendi kaya gazını, kaya petrolünü boşalmış olan Rusya'nın çekilmesiyle Avrupa pazarına satmakla meşgul. Üçüncü madde çok şu daha... olabilir mi? Mehmet Bey çok özür dilerim. Üçüncü maddede şu olabilir mi? Bir iki dediniz çünkü. Amerika Birleşik Devletleri dünyayı seferber etse herhalde Rusya'ya karşı bu kadar seri madde madde sonu gelmeyen maddelerle yaptırım düzenleyemezdi herhalde yani. Düzenleyemezdi ve geçen gün Enerji Bakanlığı da biliyorsunuz 8. yaptırım paketini ilan ettiler. Bu yatırım paketlerinden hiçbirisi ciddi bir etki yaratmadı. Yani madde madde giderseniz bakarsanız eğer. Onun için sorunun boyutları çok ağır, yüksek ama Avrupa Birliği'nin hem birlik olarak hem tek tek ülkeler olarak ortaya koydukları kurtuluş planı geleceğe dönük o sizin bahsettiğiniz stratejik pusula sorunun vahametiyle baş edecek boyutlarda değil. Değil. İsterseniz Kafkaslarla ile ilgili iki laf da ben etmek isterim. Lütfen, lütfen. Ben uzun yıllar British Gas'ın Orta Asya'daki, Latin Amerika'daki, Orta Doğu'daki, Çin'deki faaliyetlerin başındaydım. Lütfen. Kazakistan'da da büyük faaliyet çalışmalarımız oldu. Doğrudur. Türkmenistan gazı 2009'dan itibaren yaşanan sorunla o zamanlar 1 metreküpü 40 dolar alıyordu Ruslar. Yani ucuza Türkmen gazını alıp Avrupa Birliği'ne 350-400 dolara satıyorlardı her 1 metreküpü. Bir saniye, 40 dolara alınıyordu, 400 dolara satılıyordu dediniz değil mi? Avrupa Birliği'ne satılıyordu. Türkmenistan buna dur dedi, sonra patlamalar başladı boru hatlarında. Evet. Ve akıllı bir şekilde Rusya ile CNPC ile anlaşma yapıldı. Boru hatlarını onlar döşediler, Saat Yalatan sahasını onlar işletmeye başladılar. Ve TAPI biliyorsunuz, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan boru hattı düşünüldü Amerika'nın da desteğiyle. Ama Türkmenistan gazının dünyadaki 4. büyük gaz rezervlerine sahiptir. Hazar üzerinden Türkiye'ye getirilmesi bir rüya oldu. Çünkü buna kendi piyasalarını kaptırmak istemeyen ne İran ne de Rusya yeşil ışık yaktı. Evet. Hala da yeşil ışık yakmayacaktır. Yani o engel aşılabilse aslında hem Türkiye hem de Avrupa Birliği açısından ciddi bir rahatlama olabilir. İran seçeneği belki düşünülebilir ama İran da Türkmenistan'dan 10 milyar metreküp kadar gaz alıyor şimdi. Parasını da ödemiyor çoğu zaman. Ve onu da Türkiye'ye satıyor.
kendi gazını değil getirdiği Türkmen gazını satıyor Türkiye'ye yine yüksek fiyatlarla. Onun için orada biraz sıkışıklık var. Bunun da yakın dönemde Rus ve İran engeli aşılmadan Orta Asya gazının, petrolünün getirilmesi çok mümkün değil. Azerbaycan konusunda ise şu andaki 16 milyar metreküplük Şahdeniz 1-2, bunun bir kısmı Türkiye'ye, önemli bir kısmı da Avrupa Birliği ülkelerine gitmesi öngörülüyor. Güneydoğu Avrupa ülkelerine özellikle ve İtalya'da belki Adriyatik'in altından TAP'la. Orada da ikiye katlasanız bile, ki bu yıllar alacaktır, pompaların yerleştirilmesi, boratların genişletilmesi, yeni üretim sahalarının harekete geçirilmesi, bugünden yarına gerçekleştirecek bir iş değil. Evet. O da derde deva değil. Çünkü Avrupa Birliği biliyorsunuz 155 milyar metreküp bir açık var Rusya'dan gelen gaz konusunda. Yani ilave bir 16 milyar metreküp de gönderseniz bu pek %10'dan fazla ihtiyacı karşılayamayacak. Tabii ileride belki İran'la bir nükleer anlaşma olursa, İran'da çok büyük bir gaz ülkesi biliyorsunuz. İran gazı gelebilir elverişli fiyattan olursa. Irak'ın kuzey bölgesindeki, Kürtlerin yaşadığı bölgedeki Kürt özel yönetim bölgesinde muazzam kaynaklar var. Çok daha ucuza. Ama Ruslar oraya da girdi. Şu anda Rosneft oradaki altyapıyı kontrol ediyor. Doğalgaz sahalarına da girecek. Biz de stratejik bir ikilemle karşılaşacağız. Kıskaçla aslında. Hem evet. Mavi akımla, Türk akımla Karadeniz'in altına alacağız. Hem de yarın bir gün eğer Kuzey Irak gazını almak istesek onu da yine Ruslardan alacağız. Suriye'de de aynı şeyi yapacaklar. Doğu Akdeniz'de de belki. Onun için bu olaya sizin koyduğunuz bu stratejik pusula çerçevesine bakarsak eğer Türkiye açısından da yapacak çok şey var. Biz hub olmak istiyoruz bir yandan, bölgesel hub. Onun için güvenilir bir ülke olmak zorundayız. Bütün bu gazın Türkiye üzerinden geçmesi, İsrail'den belki gelmesi, belki LNG'nin Mısır'dan Türkiye'ye gelmesi. Bunlar tabii ki çok önemli siyasi, ekonomik ve güvene dayalı adımlar atılmasını da gerektiriyor. Evet. Evet. Onun için ne yazık ki Kafkaslar görünür gelecekte şu anda Avrupa Birliği'nde yaşanmakta olan krize pek ilaç gibi olmayacak. Ve Almanların bana söylediği bir ay önce yaptığımız gezide bizim diyorlar önümüzdeki 2 yıl için acilen gaza ihtiyacımız var. Ondan sonrasının planlamasını yapıyoruz. Evet. Zaten fosil yakıtları tedricen kaldırmaya çalışıyorlar. O olmayacak tabii ki. Şu anda dünya enerjisinin karışımında fosil yakıtların payı %83. Bu %83 ne kadar azaltabilir? Fosil yakıtlar %83. Bu kömür, petrol, doğalgaz %83. Yani bugünden yarın bunu değiştiremezsiniz. Yenilebilir enerjinin payını 2 katına, 3 katına çıkarsanız da Çin'de 2050'ye kadar kömürün enerji denklemindeki payını %50'ye düşürmeyi planlıyorlar. Bunca yenilebilir enerji yatırımına, bunca araştırma geliştirme çalışmalarına rağmen. Onun için bazen biraz önce aslında Kerem Bey de bahsetti. Almanya biraz hayali bir manzara çiziyor. Yani yeşillerin özellikle iteklemesiyle nükleere atalım, kömüre artık yüz vermeyelim. Hatta doğalgazı bile artık sıfırlamaya çalışalım. Ama bu öyle talaşa kadar döndüler. Londra'da talaş gündemde, Belçika'da talaş gündemde yani. İsviçre Enerji Bakanı en güzelini söyledi. Bu kış için dedi bol bol mum ve odun stoklayalım dedi. Evet. Bu romantizm için değil herhalde. O anlamda gerçekten Avrupa Birliği zor durumda. Ama bunu aşacaklardır. Yani her zaman bu tür krizler çıkar. Krizlerle de baş edilir. Dünya o konuda hiçbir zaman enerjisiz kalmamıştır. Ama evet, başta söylediğimiz gibi hazırlıksız yakalandılar. Putin, St. Petersburg Üniversitesi'nde doktora tezini doğalgazın bir silah olarak nasıl kullanılacağı üzerine yaptı. Bir daha lütfen yani bu cümleyi lütfen bir daha kurun Mehmet Bey. Vladimir Putin St. Petersburg Üniversitesi'nde doktora tezini doğalgazın uluslararası ilişkilerde bir silah olarak nasıl kullanılacağı üzerine yaptı. Ama çok kaba bir şekilde kullanmadı bunu. Dikkat ettiğiniz zaman Sovyetler Birliği döneminde bile Moskova enerjiyi bir silah olarak kullanmamıştı. Bugün Batı suçluyor Rusya'yı. Enerjiyi silah olarak kullanıyorsunuz. Bir dakika, yani bir savaş var. Batı bütün gücüyle, hani Ukrayna'da belki savaşa doğrudan müdahil değil, lojistik destek sağlıyor, silah sağlıyor ama ekonomik bir savaş var, yaptırımlar var. Evet. Adamların Merkez Bankası rezervlerini tutuyorsunuz. Adamların satışlarını engelliyorsunuz. Ambargolar koyuyorsunuz. Petrolüne sadece kendisine değil, aynı zamanda üçüncü ülkelere ticaretine taban koymaya çalışıyorsunuz.
Siz bunları savaş ilan etmiştiniz. Öyleyse öyle bir savaşta yani ben Rusya haklı, Batı haksız anlamında söylemiyorum bunu. Evet. Ortada bir savaş var. Konvansiyonel savaş Ukrayna'da gidiyor. Ekonomik savaş. Batı'nın empoze ettiği bir savaş. Rusya'nın da buna karşılık vermesi en doğal hakkıdır savaşta. Artık hukuk yok ortada. Batılı firmaların çoğu biliyorsunuz ayrıldı Rusya'dan. Büyük zararlara uğradılar. Bunlar ciddi sorunlara yol açacak önümüzdeki hayır. dönemde. Dolayısıyla tabii... bir de Çin isterseniz Çin'e de kısaca değineyim. Dünya Avrupa Birliği ve ABD'den oluşmuyor sadece. Hay hay. Dünyanın en dinamik ülkeleri, en fazla enerji tüketen ülkeleri Asya Pasifik'te. Bunların başını da Çin ve Hindistan çıkıyor. AB'nin almadığı petrolü, doğalgazda biraz daha zor bu. Ama orada da Çin'le bir bağlantı. Çin zaten Mehmet Hocam Türkmenistan gazının kaçı %7 yani ithal ettiği gazın %60'ı 70'i Türkmenistan'dan mı geliyor? Yani %60'ı boru hattıyla ithal ettiği gazın %60'ı Türkmenistan'dan. %60 evet. küsürü yani. Ya çok Çinler bir rakam. Hem Türkmenistan'dan alıyorlar, hem Myanmar'dan alıyorlar, hem Rusya'dan alıyorlar Power of Siberia üzerinden, hem LNG olarak getiriyorlar. Çok aynen. akıllı pazar ve Rus gazını, petrolünü %30, %40 iskonto ile almaya başladılar. Yine Çinler buradan istifade ediyor. Hay hay. Mehmet şu Hocam, anda, Çin'e girince Çin'i yani çıkamayız. Cümle bitmez. Çin üzerine kurulacak cümleler gerçekten bitmez. Kesmiyorum sözünüzü. Sadece bir virgül diyeyim müsaadenizle. Bir araya da gideceğiz. Kusura bakmaz iseniz. Mehmet Öğütçü'ye teşekkür ediyorum. Altuğ Bey'e de, Kenan Bey'e de teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Bir araya gideceğiz ama şu notu da düşmem gerekiyor tabii ki. Ne olursa olsun şunu fark etmeliyiz. Mehmet Öğütçü de şimdi söyledi. Evet, 24 Şubat'ta başladı bu süreç. Fakat 1945 sonrası dünyada belki de ilk kez bir şey oldu. İlk kez bir şey oldu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Rusya ilk kez toprak kazandı. Ve %15'i Ukrayna'nın toplamda, evet bugün Donetsk diyoruz, Luhansk diyoruz, Zaporjiye diyoruz vesaire ama totalde baktığınız zaman Kırım'ı da dahil ederseniz, 2013-2014 Kırım'ı da dahil ederseniz Kuzey Ovası ve Ukrayna yani Avrupa diyelim, Avrupa topraklarının %20'sini işgal etmiş oldu Rusya. Ve elinde kalmış oldu, ilhak etmiş oldu. Bunun da çok net bir şekilde adının herhalde konması gerekiyor. 1001'desiniz. 3 kıymetli misafirim var. Birazdan ara sonrasında tekrar sizleri bekliyoruz. We'll be right back.
1001'desiniz, 1001 enerji özel yayınındasınız. Enerjimiz yüksek olabilir ama Avrupa Birliği'nin enerjisi sızdırıyor efendim. Sızdırıyor. Öyle sızdırıyor ki eski Dışişleri Bakanı, Polonya eski Dışişleri Bakanı Amerika'ya teşekkür etti. Evet, Amerika Birleşik Devletleri teşekkür eden bir tweet attı bu sızdırma için. Sonra sildi. İşte onun haritası burada. Neresi sızdırmış? Sızıntı Danimarka'nın Bornholm adası yakınlarında tespit edildi. Kuzey akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları. Seri bir şekilde bu grafiğe bakalım. Çünkü bu grafik birçok şeyi de özetliyor. Bütün bu gerilim arasında, bütün bu çok yönlü asimetrik mücadele arasında Türkiye koridoru biliyorsunuz tekrar aktive etmeyi başardı. Tarafları masaya oturtmayı başardı ve dünyanın her yerine tekrar o hatlar aynı şekilde işlemeye devam ediyor. Tahıl yüklü ilk geminin 1 Ağustos'ta Odessa limanından hareket etmesinin ardından tahıl sevkiyatı sürüyor. Aynı şekilde gaz sevkiyatlarını durdurduğu ülke sayısı da artıyor. Az evvel kıymetli konuklarım da söylediler. Servisin devam ettiği birkaç ülke var neredeyse sadece. İşte Gazprom İtalya'ya akışı durdurmuştu en son. Orayı açtı. Tekrar gaz akışının devreye girdiğini Gazprom duyurdu. Şu haritaya da bakmış olalım. Moldova'ya sevkiyatların %30 azaltıldığı notu da var burada. Az evvel mesela belki haritada hacim itibariyle de siyasi pozisyonu itibariyle de siyasi background itibariyle de dünya deklemindeki yeri tartışmalı olsa da mesela Bulgaristan, Türkmenistan gibi ülkelerin ne kadar kritik bir öneme sahip olabileceğini de gösteriyor. Yani Cezayir gazının ne kadar ayrıca öneme sahip olabileceğini de gösteriyor. Yani İtalya'nın eli biraz daha rahat görece ama sebebi işte yakın zamanda Cezayir'le imzalamış olduğu anlaşma gibi bazı durumlar da söz konusu. Bütün bunlar arasında arkadaşlarımdan şimdi diğer görselleri rica edeceğim. Yenilenebilir enerji. Az evvel 3 konuğumda neredeyse ona atıfta bulundular. Altuğ Bey'le şimdi özellikle oradan başlayacağız. Yenilenebilir enerji meselesi nedir? Temiz enerji meselesi nedir? Hidrojen. Hidrojeni son zamanlarda çok daha sık bir şekilde duyuyoruz. Yoğun ve akıcı bir şekilde hidrojen gündemimiz var efendim. Tasarrufa birazdan geçelim ama dünya geneli yenilenebilir enerji sektöründeki istihdamı gösteren gerçekten çok detaylı bir raporumuz var burada. Çok detaylı bir analizimiz var. 2012'den 2021'e kadar bakınız düzenli olarak sistemli bir şekilde aslında grafiğin renginin ne kadar değiştiğini de dönüştüğünü de görmekteyiz. Fakat az evvel bakın Mehmet Bey dedi ki %83 yani %83 fosil yakıtlar. İskoçya'da değil mi Glasgow'da dünya liderleri 2021'de bir araya geldiler. Bazı kararlar aldılar ama 2022'ye girdik ve işte onu konuşuyoruz şu anda. Bu böyle temiz enerjide istihdam 12.7 milyona ulaştı. Dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründe istihdam geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık %6 arttı. Fakat az evvel de biraz konuştuk. Hadi %6 değil %16 artsa, 26 artsa ki bu ne kadar mümkün? Fotoğraf ortada, küresel fotoğraf ortada. Şu görsel de önemli. Yenilenebilir enerjide en fazla istihdam sağlayan ülkeler Çin, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Almanya'nın rakamlarını görmekteyiz. Bu görsel önemli. Bu görsel ayrıca önemli. Bence bir screenshot alın, fotoğrafını çekin. Her birimizin evinde, iş yerinde, ofisinde, yolda, her yerde artık bu bizim referansımız. Gerçekten bu bizim referansımız. Çünkü malum Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da, İsviçre'de bakanlar çok orijinal, gerçekten de orijinal tasarruf tedbir önerileri getiriyorlar. Mesela Almanya'da bir eyalet başbakanı ne dedi? Hatırlayalım ne dedi efendim? Banyoya, duşa tek başınıza girmeyin dedi mesela. Gerçekten bu tür kreatif öneriler de geliyor. Ama biz öyle kreatif öneriler yapmıyoruz. Çok somut bir şekilde Anadolu Ajansı'nın yeşil hattının hazırlamış olduğu bu referans önerileri paylaşmış oluyoruz. Şimdi ben müsaadenizle Altuğ Bey'e
döneyim. Altuğ Bey'e bir sorayım. Altuğ Bey, nedir bu hidrojen meselesi? Nedir? Hidrojene dair detayları Altuğ Bey'den alalım. Evet, şu anda arkamda da görseli de detaylarıyla arkadaşlarım paylaşıyorlar. Altuğ Bey, hidrojen gerçekten nedir? Yani Alman şansölyesini Orta Doğu turuna çıkartan hidrojen, Kanada'ya çıkartan, Kanada'ya götüren hidrojeni sizden biraz daha dinlemek isteriz. Tabii ki hidrojen burada önemli bir çıkış ama ben öncelikle arkanızdaki o görseli kullanmanız üzerinden iletelim. Türkiye Lütfen. İçin de bunu söyleyelim. Türkiye enerji ithalatında 100 milyar doları geçecek. Ben aynı zamanda enerji verimliliği de profesyonel olarak uğraşan birisi olarak şunu söyleyeyim. Potansiyelimiz 100 milyar doların üzerinde çıkan faturamızda yaklaşık 20 milyar doların üzerinde. Avrupa bir kriz yaşıyor, ülkeler didişiyor. Ama Türkiye'de enerji verimliliği ile ilgili gerçekten bireyselden kamuya kadar yapacaklarımız bizim kendimizi zenginleştirir. Bunu özellikle bir not olarak iletiyorum ve geliyorum yenilenebilir ve hidrojen kısmına. Evet. Bu hidrojen biliyorsun dünyada en çok kullanılan elementten bahsediyoruz. Hı hı. Ve ciddi bir enerji kaynağı olarak aslında 1970'lerde ortaya çıkmış bir elementten 70 küsürlü yıllarda gündeme gelmeye başlıyor. Daha sonraki yıllarda enerjiyle ilgili araştırmalar devam edince elektroliz ve diğer bir takım enerji, hidrojeni enerji olarak kullanılabilecek yöntemler de devreye girmeye başlayınca hidrojen daha çok devreye girmeye başladı. Ama en son Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat kapsamında ayrıyeten Paris İklim Anlaşması ile birlikte dünyadaki karbon salımının hedeflenenden çok daha yukarıya gitme hızıyla ilerlediği ortaya çıkınca evet fosil yakıtlardan vazgeçeceğiz ama sadece yenilenebilir enerjiyle biraz önce de bahsettik. Hı hı. Bunu sağlamamız mümkün değil. Mümkün değil. Ben Türkiye'den bir örnek vereyim İsmail Bey. Şu anda bizim kuru gücümüz 100 bin megawattı geçmiş durumda. Bunun yaklaşık 11.2 gibi birlik bir kısmı rüzgarla 8-8.5 gibi bir kısmı güneş enerjisi. Kurulu güç. Peki fiili ürettiğine kadar %8.5'luk güneşten %1.5 elektrik alıyoruz fiiliyatta. %11-11.2'lik rüzgardan da %8 civarında bir elektrik alıyoruz. Yani aslında oradaki kesintili enerji elde etmenin ne kadar büyük bir risk oluşturduğunu anlatmak için bu rakamı veriyorum. Peki yerine ikame ne ortaya çıkartacaksınız? Doğalgazdan vazgeçtiniz. Ne yapacaksınız o zaman? İşte hidrojen burada devreye giriyor. Özellikle renkleri de var bunun. Yeşil hidrojen, sarı hidrojen, gri, mavi hidrojen gibi. Özellikle yeşil hidrojen dediğimiz yenilenebilir kaynaklardan elde edilen ve depolanması ile ilgili teknik çalışmalar devam ediliyor. Belli bir hidrojenin doğalgaz boru hatlarına basılması ki Türkiye'de bununla ilgili bir araştırma yaptı. Kimi rakamlara göre %15, kimi rakamlara göre %20'lik bir kısmını o hatlardaki hidrojen beslenebileceğine dair ama bununla birlikte amonya olarak sıvılaştırılmış biçimde taşınması çünkü hidrojenin gerçekten taşınması zor. 253 derece gibi bir sıcaklıkta ancak sıvı fazı geçiyor. Burada birçok etken gidiyor işin içine. Dolayısıyla eğer doğalgazdan vazgeçmek istiyorsanız, bir takım fosil yakıtlardan vazgeçmek istiyorsanız bunun yerine ikame üretmeniz lazım. Burada hidrojen önemli bir alternatif. Daha önce 2000'ler ve 2050'ler konuşulurken bence Avrupa Birliği'nin yaşadığı bu krizden sonra çok daha öne çekilmeye başlanacak. Ki burada da özellikle yenilenebilir imkanı yüksek ülkeler öne çıkacak. Hangi ülkeler? Önce kendi ülkemizi söyleyelim. Yani Türkiye Avrupa'daki birçok ülkeden yenilenebilir kaynaklar açısından çok daha yüksek potansiyellere sahip. Kuzey ülkeler, İskandinav ülkeleri de böyle ama mesela Türkiye'nin hala şu anda yaklaşık 60 bin megawattlık bir karasal rüzgar potansiyeli hesaplamalara göre biz daha henüz offshore dediğimiz denizüstü rüzgarla ilgili hiçbir çalışma yapmadık Türkiye'de. Bununla ilgili bir potansiyelimiz var ki DÜRET'in Denizüstü Rüzgar Araştırmaları Derneği'nin verdiği bilgilerde 150 bin megawata yakın aslında bir rakamdan bahsediliyor. Bakın kurulu gücümüzün bile 1,5 katı. Şimdi siz buradan ve başka birçok yenilenebilir kaynaklarımız var. Buradan elde edeceğiniz enerjiyi hidrojene çevirip hidrojen ihracatçısı olma durumunuz ortaya çıkıyor.
Şimdi burada fosil yakıt kaynağı olanlar şu an için muazzam avantajlılar. Ben hemen bunu birkaç yıl içinde olacak bir proje olarak görmüyorum. Onu özellikle belirteyim. Ama gelecekteki enerji planlaması için de hidrojen önemli bir kaynak. Ve Türkiye'de bu da gerçekten yeşil enerjiyle birlikte, yeşil hidrojen üretimiyle birlikte bir ihracatçı pozisyonuna gelebilir. Avrupa'ya hidrojen ihracatı yapabilir. Peki Avrupa başka nerelerden bunu temin edecek? Sadece tabii ki Türkiye yetmiyor. Siz de programın başında belirttiniz. Kanada'yı belirttiniz. Orta Doğu ülkelerini ziyarete belirttiniz ki Kanada'nın Atlantik kıyılarıyla ilgili tabii burada bir takım hesaplamalar devreye girdiği için oradan bir ihracatı şimdiden Avrupa, Almanya bunu planlamaya çalışıyor. Evet. Tabii ki bu 5, 10, 15, 20 yıllık süreçler için yapılan planlar ama yine aynı yere geliyoruz. Henüz önlerinde daha atlatamadıkları bir kriz var. Eğer bu savaştan şu an Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat kapsamında aldığı tüm kararlarda bir otobanda, bir yolda belli bir süratte son derece hedefe uygun bir biçimde gidiyordu. Hiç ummadığı bir yerden başka bir araç geldi, çarptı. Ters şeritte başka bir rotaya soktu şu anda Avrupa'yı. Valla bir de sağlam çarptı ya Altuğ Bey. Yani sağlam çarptı ya. Yani. Gönü de değişti şu anda Avrupa'nın. Nereye gittiğinin de bence şu an çok farkında değiller. Kendi içlerinde de Mehmet Bey biraz önce vurgu yaptı. Yani çok ciddi problematik bir durum var. Merkezden yönetmek de gerçekten kolay olmuyor. Ben bakın sanayisi çok güçlü olan Polonya'dan ciddi bir rest bekliyorum yakın bir zamanda. Çünkü onlar Rusya'dan, onlar da alıyorlardı ve sanayide bir takım kapanmalar başlıyor. İşsizlik, resesyon riskleri, bunlar ekonomik kriz dedik ya, bunlar hiç kolay şeyler değil. Sokak ayaklanmaları. İşte o durumda siz her tarafı güneş paneliyle kaplasanız ne olacak? Şu anda sizin sanayinizde doğalgazla çalışması gereken cam tesisleriniz, demir çelik tesisleriniz, gübre tesisleriniz var. Siz hangi ikame yakıtı yerine temin edeceksiniz? Elektrik üreterek güneşten her yeri Avrupa'nın güneş santraliyle kaplasanız ne olacak? Rüzgar yapsanız ne olacak? Çünkü bunlar elektrikle değil özellikle doğalgazla çalışan tesislerden bahsediyoruz. Onun için bu dönüşüm hemen birkaç yılda mümkün değil. Yenilenebilir enerji ilgili gelecekte Türkiye'de dahil kesinlikle bu yeşil dönüşümün içinde arttırmalıyız bu rakamları. Ama tek başına yenilenebilir enerji Avrupa'nın da ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede değil. Kapasitede değil. Bu çok net bir cümle ve çerçeve oldu. Çok teşekkür ediyorum. Kenan Bey, az evvel biraz Kafkas jeopolitiğini konuştuk. Orada çok kritik bilgiler de verdiniz. O Türkmenistan ve 2009 yılı hem siz hem Mehmet Bey atıfta bulundu. Birçok yönüyle çok kayda değerdi ve bence ilk kez belki de bu kadar detaylı bir şekilde ekranlarda konuşulmuş oldu. Teşekkür ediyorum ben her üç misafirimize de yayın açılışında da söyledim ki birçok şey öğreneceğiz. Birçok şeyi kamuoyuyla paylaşacağız. Paylaşmaya devam ediyoruz. Azeri gazını sormak istiyorum özellikle Kenan Bey size. Yani malumunuz açıkçası biraz Prag'da görüşmelerde birçok yıldız isim vardı. Yani kameralarda en çok öne çıkan isimler vardı. Onlardan bir tanesi de Aliyev'di şüphesiz ki Avrupa Birliği'nin belki de tam bugünlerde üyesi ülkelerin en sevdiği isimlerin başında geliyor. Azeri gazına dair, yarınına dair neler söylenebilir? Teşekkür ederim tekrardan. Azerbaycan'ın doğal gaz rezervleri 2.5-2.6 trilyon dolar. Yıllık üretimi yaklaşık geçen yıl itibariyle 44 milyar dolar. İhracatı geçen yıl 19 milyar, bu yıl muhtemelen 22 milyar metreküp olarak öngörülmektedir. Bunun da önemli kısmı yine TAP Transadriatic Pipeline boru hattı ile Avrupa'ya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, birazcık Arnavutluk orayı ihraç ediliyor. Onun dışında Türkiye ve Gürcistan'a ihracat var. Mevsimlik olarak çok kısa hacimlerde Rusya'yla ve İran'la takas anlaşmaları var. Yani sınıra yakın bölgelerin doğal gaza erişiminin iyileştirilmesi için belli mevsimlerde Azerbaycan Rusya'ya ihraç ediyor ve belli mevsimlerde oradan ithal ediyor. Aynı şey İran'la da gerçekleşiyor. Ama kayda değer yeni gelişmeler şunlar. Söylediğim gibi 44 milyar metreküp ülkenin üretimi olmuş geçen yıl. Onun 50 milyar metreküpe kadar artırılması söz konusu önümüzdeki yıllarda. Evet. Şimdi
Avrupa'ya, sadece Avrupa'ya ihracat bu yıl itibariyle 12 milyar metreküp olarak öngörülmektedir. Dolayısıyla üretim artışının, yani 44 milyar metreküplük üretim var ya, onun 50 milyara ulaştırılması hedefiyle yeni üretimin tamamı, yani o 6 milyar metreküpün tamamı yine Avrupa'ya ihracata yönlendirilse bile bu yaklaşık 18 milyar metreküp eder. Temmuz ayında Avrupa Birliği ile Azerbaycan arasında imzalanan enerji alanında stratejik işbirliği mutabakat zaptında ise önümüzdeki yıllarda Avrupa'ya ihracatın 2 kat artırılması, yani 20 milyar metreküpe çattırılması söz konusu. Evet. Şimdi benim böyle kabaca yaptığım hesapta orada ne kadar açık kaldı? 2 milyar metreküp açık kaldı. Evet. Şimdi Azerbaycan bu 2 milyar metreküpü nereden telafi etmek istiyor? Bu gelişme 2021 yılının sonunda yaşandı. 2021 yılının Kasım ayında İran, Türkmenistan, Azerbaycan üçlü swap anlaşması imzalandı. 1.5-2 milyar metreküp miktarında doğalgaz Türkmenistan'dan İran'a ihraç ediliyor. Aynı hacmi şu an mevcut olan boru hattı üzerinden de İran Azerbaycan'a ihraç ediyor. Dolayısıyla bu takas anlaşmasıyla Azerbaycan önümüzdeki yıllarda Avrupa önünde o taahhüt edilen 20 milyar metreküp ihracat hedefindeki o açığı yaklaşık 2 milyar metreküpü telafi edebilir, doldurabilir. Dolayısıyla her harikelde, demin Mehmet Bey de çok doğru olarak altını çizdi, her harikelde bu bölgenin kritik doğalgaz ülkesi Türkmenistan'dır. Ama Türkmenistan'la ilgili meselede yine Mehmet Bey'in altını çizdiği gibi Rusya ve İran engeli var. Ben şimdi en son Anadolu Ajansı'nda yayımlanan yazımda buraya Çin'i de o nedenle ekledim. Yani Çin, yine enerji terminolojisiyle söylersek, bu ülkenin hem upstream'inde hem midstream'inde var. Yani doğal gazı çıkaran da Çin, boru hattını inşa edip boru hattına sahip olan da Çin. Dolayısıyla Çin faktörü de var burada. Limanları 49 yıllığına kiralayan da, satın alan da Çin. Evet. Dünyanın her şimdi yeri. İki tane zaten bu hatta biraz muhalif olan ülke vardı. Yani biraz derken burada motivasyonlar farklı. Rusya ile İran'ın motivasyonları farklı. Evet. İran, özür dilerim, Rusya, Rusya'yı bypass eden, Rusya'dan yan geçen bu bölgeden herhangi bir ihracat projesine, inisiyatifine karşıdır. Yani ihraç edilecekse benim üzerimden ihraç edilsin veya ben ihraç edeyim diyor. Dolayısıyla İran'da ise birazcık mesele farklı. İran'la daha rahat anlaşılabilir. Dolayısıyla burada eğer takas yine anlaşmalarıyla mesele devam edecekse, çünkü Trans-Hazar boru hattı zora girdi. 2018 yılının Ağustos ayında kıyıdaş ülkeler arasında imzalanan Hazar'ın hukuki statüsü ile ilgili bir konvansiyon var. Çünkü ondan önce formal engel neydi? Hazar'ın hukuki statüsüydü. Rusya ve İran ne diyorlardı? Yani buradan boru hattı inşa edemezsiniz. Hatta daha önceleri muhaliflik biraz daha derine gitmişti. Yani burada petrol ve doğalgaz çıkaramazsınız da demişlerdi. Daha sonra farklı stratejilerle onların bu pozisyonu değiştirildi. Hangi stratejiyle? Rusya ve İran şirketleri projelere dahil edildi. Hay hay. Mesela Azerbaycan 94 yılında imzalanan en büyük Azeri Çırak Cüneşli dediğimiz petrol projesinde İran ve Rusya şirketleri yok. Ama 1996 yılında imzalanan ve bugün yine Türkiye'ye ve Avrupa'ya ihraç edilen doğal gazın kaynağı olan Şahdeniz projesinde Rus şirketinin Lukoil'un da İran National Iranian Oil Company'nin de payı var. Hay hay. Dolayısıyla Rus ve İran şirketlerini Azerbaycan tarafı buraya Amerika'nın muhalefetine rağmen dahil etti. Çünkü Amerika kesinlikle bu projelerde Rusya ve İran şirketlerini görmek istemiyordu. O zaman Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev farklı strateji yürüttü. Yani Rusya'da, İran'da bu bölgenin ülkeleri, onları bir şekilde sürece dahil etmekse çeşitli yollarla buna engel çıkarabilirler. Hatta sahada da farklı şekilde engel olabilirler. Çünkü petrol ve doğalgaz altyapısı geleneksel olarak saldırılar içinde, siber saldırılar içinde çok doğal bir hedef haline gelmiş. Hay hay. O açıdan bunlar bu projeye dahil edildi. Ve çok ilginç bir şeyi söyleyeyim son size. Son 3 cümle alayım Kenan Bey. Son 3 evet. cümle alayım. Rusya'nın Lukoil şirketi ilk başta Şahdeniz projesinde olan payını satıyordu. Hı hı. Daha sonra Avrupa Birliği ile yaşanan bu enerji krizi Şahdeniz projesini ve Şahdeniz projesinin geleceğini
Lukoil için, Rusya için yeniden cazip yaptı. 19 Şubat 2022 yılında. 19 Şubat 2022 yılında. Yani Ukrayna'da savaşın başlamasından tam 5 gün önce Lukoil, Malezya'nın Petronas şirketinden aldığı %5'lik payla Şahdeniz'de payını %20'ye yaklaştırdı. Ve Türk petrollerinin de önüne geçti. Şu an Şahdeniz'de bir numaralı ortak BP, iki numaralı Rusya'nın Lukoil'ü, ondan sonra Türk petrolleri, sonra Sokar, sonra İran şirketi, böyle devam ediyor. Hay hay. Vallahi Kenan Bey, manşeti son 3 cümleye saklamışsınız. Teşekkür ediyorum. Mehmet de şimdi son turdayız. Son yorumlarınızı rica edeceğim 3 misafirimizden de. Yanlış hatırlamıyorsam 2020'nin sonu, 2021'e girerken filan Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret hacmi, evet ticaret savaşları var bir taraftan ama ticaret hacmi 740 milyar dolar kadar idi. Fakat sonra düştü. Avrupa Birliği'nin Çin'le olan ticaret hacmi Amerika Birleşik Devletleri'ni geçti. Şimdi çok böyle hani dünya haritasını önümüze alıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri var, Çin var ve artık Rusya ve Avrupa Birliği var arada. Az evvel Çin dediniz, ben biraz sözünüzü kesmiş gibi oldum. Ya bu bağlamda şimdi Çin ve Amerika Birleşik Devletleri son dilimde bu iki yapıya dair ne söylersiniz? Evet, Mehmet Bey'in sesi arkadaşlar yayında mı? Mehmet Bey çok pardon. Buyurun. Evet, şimdi geliyor. Evet, şimdi geliyor, buyurunuz. Evet. Esas mücadele, kavga, savaş, adını ne koyarsanız koyun, önümüzdeki dönemde Batı ile Rusya arasında değil. Rusya zaten bir batağa sokuldu Ukrayna'da. Uzun zaman devam edecek. Bu ilhak kabul edilecek, edilmeyecek, yeni savaşlar olacak, büyüyecek. Ben Ukrayna'daki savaşın kısa vadede sona ereceğini düşünmüyorum. Belki buzdolabına bir süre kaldırılabilir. Ama Rusya bir şekilde o batağa sokuldu. Esas büyük kavga ABD ile Çin arasında olacak. Dünyanın iki süper gücü arasında olacak. Çünkü neresinden bakarsanız bakın, Çin bugün dünyanın en büyük ekonomisi. Siz bakmayın o hesaplara. İkinci sırada gösteriyor ama eğer Çin'i, Hong Kong'u, Tayvan'ı, Çinlerin ekonominin tepesinde olduğu Singapur'u, Endonezya'yı, Tayland'ı dahil ederseniz Çin büyük alanı bugün dünyanın en büyük ekonomisi. Jeopolitik olarak da Çin sadece Asya'da değil, Orta Doğu'da, Latin Amerika'da, Rusya ile ilişkilerde de ismini çok duyuruyor bize. Bu itibarla Batı'nın, ABD önderliğindeki Batı'nın, şayet hala Batı varsa, en önemli hedefi Çin'in yükselişini durdurmaktır. Çünkü Çin'in stratejisi, 2049 barışçıl yükseliş stratejisi, o zamana kadar hem askeri, hem ekonomik, hem uzayda, hem okyanuslarda, hem Avrasya'da, hem Orta Doğu'da en büyük güç olma yönündedir. Bu itibarla enerjide de bakarsanız, bugün dünyanın süper gücü Çin'dir. Hem üretim, hem tüketim rakamlarına bak. Kömür de öyledir. Yenilebilir enerjide, elektrikli araçlarda, bu lityumun, nikelin, kobaltın kullanıldığı, petrol, doğalgaz, kömürün yerini alacağı düşünülen bu değerli madenlerde, hepsinde, nadir topraklarda Çin öndedir. Teknoloji açısından bakın, yapay zekada hem AB hem ABD'nin yatırdığı araştırma geliştirme harcamalarının iki katını, ikisinin toplamının iki katını Çin harcıyor. Bu anlamda önce ticaret savaşları gördük. 365 milyar dolarlık bir ticaret açığı var Çin lehine. Arkasından teknoloji savaşları geldi. Yen mi, avro mu, dolar mı, ruble mi? Sonra ulusal paralar savaşı geldi. Evet. Derken uzay teknolojisinde, okyanuslarda savaşlar başladı. Rusya hiçbir zaman Çin için bir ortak değil, eşit ortak değildir. Sadece bir mantık evliliği vardır şu anda aralarında. Çünkü ikisi arasındaki ticaret 155 milyar dolar civarında. Ama Çin'in dış dünyayla, özellikle Batı ile olan ihracat hacmi sadece 3.3 trilyon dolardı. Bunun için önümüzdeki dönemde bizim asıl görmemiz gereken haritadaki en önemli ülke ve çatışma Çin ile Batı arasında yaşanacak olan çatışmadır. Burada Avrupa nerede duracak?
Hindistan nerede duracak? İran, Türkiye nerede duracak? Körfez, dikkat ederseniz Suudi kralları ilk iş başına geldiği zaman önce Washington'a giderlerdi. Şimdi önce Pekin'e, sonra Delhi'ye gidiyorlar. Üçüncü sırada Washington'a gidiyor. O evet. Açıdan bakarsanız eğer Çin şu anda aynı zamanda Rusya'nın en fazla petrolünü alan ülkedir. Suudi Arabistan'ı tahttan indirmiştir. Rusya en fazla şu anda Çin'e satıyor. Son 1,5 yılda Hindistan'ın Rusya'dan aldığı petrol 50 kat artmıştır. Bu da şeyi gösteriyor. Ticaret yön değiştirdi. Yatırımlar yön değiştiriyor. İklim değişikliğinde, yeşil mutabakatta Avrupa Birliği önde gözükse de bu konudaki çabalarda asıl güç, hesaba katılması güç gereken güç Çin'dir. Finansman alanında da aynı şey söz konusu. Bakınız, evet. Kuşak Yol Projesi'ne yaklaşık bugüne kadar 2,5 trilyon dolar harcadı. Marshall yardımından kat kat daha fazla. 85 ülke arasında Türkiye dahil olmak üzere altyapılar kuruldu. Enerjideki yatırımları biliyoruz dünyanın her yerinde. Bu yüzden evet, Çin'i hesaba katmak lazım. Hem de çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin de gelecek yöneliminde, hani diyoruz ya biz, ne doğu ne batı, ne kuzey ne güney, biz çok kritik bir coğrafyadayız. Herkesle iş yapabilmeliyiz. Avrupa'da, ABD'de gördü ki krizlerde Türkiye gibi ülkelere ihtiyaç var. Hem Putin'le görüşüyoruz, hem Zelenski'yle, hem Biden'la, hem Brüksel'le, hem Xi Jinping'le. Böyle evet. Başka bir ülke yok dünyada. Evet. Ve dediğiniz gibi bütün uzlaşma çabaları, ateşkes çabaları, tahıl koridorunun açılması çabaları, savaş suçlularının esirlerinin değişimi çabaları, bunlar hepsi Türkiye üzerinden yapılıyor. Batı'nın Türkiye'ye ambarga uygulayacağı ya da yaptırımlar yapacağı söylentileri var. Bu konuda işaretler de geliyor. Ama sonuçta şayet Türkiye'ye de böyle bir baskı gelirse, ki moral olarak buna hakkı yoktur Batı'nın. Çünkü Türkiye'ye de kendileri yaptırım uygulamaktadır. O yaptırımlar devam ettiği sürece Türkiye'den Rusya'da yaptırım uygulayın gibi bir istekte bulunması moral açıdan da doğru olmayacaktır. Aynen. Ama tabii Türkiye'nin üzerinden de ambargonun, yaptırımların delinmesi, bunca fedakarlığa katlanırken, öyle diyorlar, biz bu kadar bunca fedakarlığa katlanırken Türkiye'nin bundan istifade etmeye çalışması kabul edilebilir değildir diyorlar. Evet. Çünkü Türkiye'nin duracağı nokta hem enerjide, hem jeopolitike, hem yatırımlarda, hem ticarette inanın çok çok önemli. Çok, bizim çok önemli. Anladığımızın, kavradığımızın çok çok daha ötesinde önemli. Güvenilir bir ülke olarak, herkesle rahat ilişki kurabilen bir ülke olarak, kendi menfaatlerini sonuna kadar savunan bir ülke olarak devam etmek zorundayız. Hay hay. Öyle devam edersek akıllı liderlikle Türkiye gerçekten önümüzdeki dönemdeki krizlerde, çok üzgünüm, bardağın yarısı boş gözüküyor burada. Ciddi bunalımlar, kötümser senaryolar gündeme gelebilir. Hı hı. Gıda konusunda görüyoruz, suda göreceğiz. Enerjideki bunalımlar başka alanlarda da yayılacak. Depresyon daha da artacak dünyada. Keşke iyimser senaryolar konuşsak ama gerçekçi olmak gerekiyor. Evet. Gerçekçi olursak ne yazık ki negatife doğru gidiyor önümüzdeki 10 yıllarda. Onun için bugün nasıl bir vizyon geliştireceğimiz, hangi ortaklarla eşit koşullar altında çalışabileceğimiz çok çok önemli. Çok çok önemli. Az evvel tonlamanız da bence ayrıca kayda değerdi. Xi Jinping'le de, Biden'la da, Macron'la da, Putin'le de, Zelenski'yle de masada olabilen tek devlet dediniz. Bunun da altını çizmiş olayım. Altuğ Bey'e de son söz ve son soru olarak şöyle bir soru yöneltsem Altuğ Bey. Siz az evvelki bölümde yenilenebilir enerji, hidrojen, işte yeşil, gri, sarı hidrojene dair bilgiler paylaşırken ben Fatih Dönmez'in, Enerji Bakanımızın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayı hatırladım. Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5, dünyada 12. demiş idi. Nedir bu kurulu güç, ne anlama geliyor? Bize biraz açar mısınız? Evet, doğru. Türkiye şu anda en hızlı yenilenebilir enerjide oransal olarak büyüyen ülkelerden biri. Kümülatif olarak baktığımız zaman kimse Çin'in yanına yaklaşamaz. Çin burada açık ara dünyada lider ama Avrupa'ya baktığınız zaman Türkiye yenilenebilir enerjide önemli bir noktada. Şu anda yazın biz ürettiğimiz elektriğin neredeyse bazı ülkelerde %60'tan fazlasını yenilenebilir kaynaklarımızdan ürettik. Ama şunu da unutmayalım, 1960'lardan bu yana hareket eden bir hidrolik kaynaklarımız var.
Orada ciddi bir enerji üretiyoruz yenilenebilirde ama son 20 yılda da 4 katından fazla yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırımlarımızı arttırmış durumdayız. Biraz önce size belirttiğim yaklaşık olarak %60'dan fazla, ortalamada %55'lere geliyor tükettiğimiz elektriği kendi kaynaklarımızdan, yenilenebilir kaynaklarımızdan elde ettiğimiz rakamdan bahsediyoruz. Bu rakam daha da yukarılara çıkacak çünkü gerekli mevzuatlar ve altyapılar yapılıyor şu an Türkiye'de. İstanbul'daki bir fabrikanın Urfa'daki bir araziden elektrik elde etmesiyle ilgili mesela geçtiğimiz cumartesi daha yeni bir kanun çıktı. Hı hı. Gerçekten aynı şey rüzgarla ilgili, güneşle ilgili bunların hepsi geçerli. Sanayicimizin öz tüketim dediğimiz yerinde üretip yerinde tüketmesi üzerine bir takım kanun, altyapıyı hazırlıyoruz zaten. Bunların hepsi var. Depolamayla ilgili sınırsız bir hak zaten getirildi yine yenilenebilirle ilgili. Türkiye burada aynı zamanda güneş paneli üretiminde de ciddi bir hamle yapmaya başladı. Ki bence burada Avrupa'yı da ciddi bir pazar olarak düşünebilir Türkiye. Bununla birlikte enerji verimliliğini de yine bir yerli ve milli enerji kaynağı olarak ben bir not olarak burada çiziyorum. Sadece biraz önce Türkiye'nin bir enerji merkezi olmaya doğru gittiğini de hatırlatarak şunu da hocam biraz önce belirtti. TANAP'la ilgili 16 milyardan 32 milyar metreküplere belirttik ama şunu mutlaka iletmem lazım. Türkiye'nin yapmış olduğu TANAP anlaşmasındaki madde 7-8'de arttırılacak kapasitenin öncelikli kullanım hakkı Türkiye'de. Yani burada Türkiye ile masaya oturmadan Avrupa Birliği'nin bir takım görüşmeler yapıyor olması onlar açısından tamam bu görüşmeleri yapsın ama eninde sonunda buradaki önceliğin de Türkiye'de olduğunu da bence burada hatırlatmak lazım. Bu da önemli. Ve Doğu Akdeniz'i tabii hiç konuşmadık. Oradaki hatlarla ilgili de yine bir geçiş yeri olarak Türkiye şu an dünya enerji jeopolitiğinde artık güven unsuru Rusya ile Avrupa arasında tamamen çökmüş durumda. O kapı kapandığına göre aslında Avrupa Birliği'nin yüzünü dönebileceği tek yer artık Türkiye'nin toprakları olarak kalıyor. Burada George Friedman'a atıfta bulunmak istiyorum. Gelecek 50 yıl kitabında Türkiye'nin 2050'deki dünyanın yıldızı büyük ülkelerinden birinin olacağını belirtir. Sanki bu enerjide ortaya çıkan durum, bu tektonik hareketler ve Türkiye'nin dış politikada takıldığı son derece iyi politik tavırla herkesle temas kurabilen politik tavrının George Friedman'ın Türkiye ile ilgili görmüş olduğu öngörüye doğru enerjide de Türkiye'nin götürdüğünü söyleyebilirim diyerek ben de Mehmet Hocam'a göre biraz daha iyimser bir tavır Türkiye ile ilgili. Peki, teşekkür ediyorum. Son kısa sorum şu olsun, bir röportajınızda sanırım karşıma çıktı. Bu kadar pratik ve ciddi katkısı olduğunu bilmiyordum. Bu evlerimizdeki mantolamanın faturayı neredeyse %40-50-60 kadar etkilediğini sanırım siz söylemişsiniz bir röportajda. O kadar etkili mi gerçekten? Kesinlikle etkili. Daha pratik söyleyeyim ben size. Lütfen. Şu anda evde mantolama yani yalıtımı olmayanların 1000 lira ödediği faturanın yaklaşık 400 ila 450 lirası küresel ısınma, global warming dediğimiz havaya enerji atmasıyla sonuçlanıyor. Onun için Türkiye'deki yapı stoğuna baktığımızda İsmail Bey 7 ila 10 milyar dolar civarındaki kaybımız, hani 100 milyar dolar dedik ya bu yıl kaybımız, sadece %10'u yalıtımdan dolayı kaynaklanıyor. Bu vurgunuzda şunu da söyleyeyim, şu anda mükemmel bir kampanya var. Türkiye'de yalıtım ilgili çok düşük faizli kredi veriliyor. Biz hesaplarımızı da yaptık. Elde edilen tasarruf kredi bedelini ödüyor. Hatta önümüzdeki yıl enerji maliyeti arttığında da vatandaş kâra geçebiliyor. Onun için el ele verip oradaki 10 milyar dolarlık açığımızı da kapatmamız lazım. Hay hay, çok somut, pratik, net cümlelerdi bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Kenan Bey, son olarak size sormuş olayım. Siz yıllardan bu tarafa hem Kafkas hattına hem Rusya hattına çok yakından çalışıyorsunuz. İlk dilimde özellikle konuştuk. Putin'in işte neredeyse doktora döneminden başlayarak 20 yıldan bu tarafa sonrasında da aslında bu sürece çalıştığı, hazırlandığı, planlamasını yaptığı yönünde. Peki yarına baktığımızda yani Rusya açısından yarına baktığımızda Rusya işte kısmi seferberlik ilan etti. Yani gelenler arasında neredeyse Rus etnisitesine mensup olan hiçbir asker yok. Gelenlerin %90'ı videolara da öyle yansıdı. Ailelerinden zorla kopan, kopartılan insanlar. %70'i, %80'i zaten ayık değil. Rusya'ya bu gözle de bakıldığında Rusya'nın içine, sokağına ne görüyorsunuz? Rusya'da hatta uzun vadeli söylemeliyim. Orta vadeli
bir değişim, bir dışarıya bir pozitif sinyal verilmesi zorunludur. Bu süreçte Rusya ile ilgili bu savaş sürecinin, bu seferberlik sürecinin biraz farklı konu. Çok derin derinlemesine söylemeyeyim, çok kısa söyleyeyim. Bu kadar son günler özellikle bu olumsuz görüntülerin vesairenin ortaya çıkmasının temel nedenlerinden bir tanesi Rusya kendi içinde siyasi değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Biraz da bu post-Putin döneminin sancıları. Söylediğim gibi yani bu tamamen farklı bir konu. Yani ilgi olursa belki önümüzde tamamen bunu tartışabiliriz. 3-4 tane elit içi grup var. Her birinin dışarıda ve içeride farklı angajmanları var ve onlarla ilgili gelişen bir süreç. Ama yine kendi meselemize getirelim. Enerji meselesine. Rusya keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi. Fosil yakıtlarda da, maden sanayisinde de arama işi, keşif işi haritalamayla başlar. Rusya topraklarının sadece %24'ünün orta ölçekli haritalanması gerçekleşmiştir. Hı hı. Sadece %24'ü. Middle scale mapping. Sadece %24'ü. Dolayısıyla Batı şirketleri de yaptırım bahanesiyle orayı tercih ederken her alanda boşluk var. Türk şirketleri tekstilde vesaire Rusya'nın içerilerine giriyorlar ama Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, METEA gibi çok kritik kurumların da bu boşluktan faydalanıp Rusya içerisinde çok daha aktif politikalar yürütmesi lazım. Batı şirketlerinin boşluğunda o stratejik işbirliğini geliştirmesi lazım. Neden hem de çok stratejik yerlerinde çok stratejik kaynakları var. Demin hocalar da altını çizdi. Yenilenebilir enerji, yenilenebilir olmayan bazı kritik metallere ve minerallere talebi yükseltmiştir. Kritik metaller, mineraller, nadir toprak elementleri, lityum vesaire. Mesela Dağıstan'da, Kuzey Kafkasya'da çok büyük lityum yatakları var. Lityum rezervleri bulundu vesaire. Dolayısıyla bu yakın coğrafyada bir de şeyi unutmamak lazım. O coğrafyanın yeraltı kaynakları en son 70'li yıllarda Sovyet teknolojisiyle öğrenilmiş. Yani bunların Türkiye'nin bir şekilde o coğrafyalara girip yeraltı kaynakları ile ilgili yeni işbirlikleri geliştirmesi, yeni ortak projeler ve inisiyatifler geliştirmesi son derece önemlidir. Özellikle metallerde. Şu an dünyada metal hunting denilen yani metal avı denilen bir süreç var. Herkes bir tarafta metal yatağı, metal alanını kapatıyor. Çin'in Afrika'dan tutmuş Latin Amerika'sına kadar yatırımları var. Evet. Her tarafta. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu METEA gibi kritik kurumlarının en azından yakın coğrafyada, eski Sovyetler coğrafyasında fosil yakıtlardan ziyade yenilenebilir enerjide kullanılabilen kritik metaller ve mineraller konusunda ortak projeler ve inisiyatifler geliştirmesi daha aktif tutum sergilemesi lazım diye düşünüyorum. Hay hay. Hay hay. İsmail Bey, ben buyurun. Müsaadesiniz bir dakikanızı alabilir miyim? Lütfen buyurun. Buyurun. Üç tane çok hızlı mesaj vermek istiyorum. Lütfen. Bahsetmedik bunlardan. Buyurun. Bir tanesi nükleer konu. Türkiye'de nükleerin enerji sepetinde en az %10 paya sahip olması düşünülüyor. Ama bunlar böyle şu andaki gibi 4.8 gigawattlık değil, küçük ve orta ölçekli reaktörlerle yapılması hem maliyeti düşürüyor, aha, hem emniyeti daha fazla sağlıyor, atıkları da yönetebiliyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. İkinci önemli husus da Türkiye'de ne yazık ki uluslararası çapta küresel rekabet edebilecek enerji şirketleri yok. Bu tür enerji şampiyonlarını yaratmalıyız. Türkiye'deki bütün şirketleri toplayın enerji sektöründe, Malezya'nın Petronas'ı bile etmiyorum. Bu çok 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 önemli bir konu. Diğer bir konu da dışarıdaki enerjiye bağımlı olan, ithal enerjiye bağımlı olan ülkemizde enerji yoğun sektörlerden, sanayilerden yavaş yavaş çıkmamız gerekiyor. Elbette ki demir çelikli, alüminyumdu, camdı, seramikli, bunlar inşaat önemli sektörlerimiz. Ama bunların katma değeri de çok düşük. İstihdama katkılarını da biliyoruz. Enerji zengini ülkelere doğru kaydırmak lazım bunları. Yine mülkiyet bizde olsun. Bu hususta tabii başka öneriler de olabilir ama bu üç hususun altını çizmek istedim toplantıyı kapatmadan. Sağ olun, bu üçlemeyle kapatmış olalım. Altuğ Bey, sizin de var mı böyle 50 saniyeye sığdıracağınız bir üçlemeniz ya da ikilemeniz varsa alayım, yoksa müsaade isteyelim izleyicilerimizden. Ben sadece Doğu Akdeniz'e de bir dikkat çekmiş olalım. Orada biliyorsunuz en son Libya ile bir anlaşma yapıldı. Evet. Aramalar. Bunun da çok önemli olduğunu hatırlatalım. Oraya giden ihtar sıralar ve Libya'da Türkiye'nin bulunmasının ne kadar önemli olduğunu aslında bu son anlaşmayla anlamış olduk. Doğu Akdeniz'deki
ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumakta ne kadar önemli bir anlaşma olduğunu sadece vurgusunu yaparak ben de bitirmiş oldum. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Mehmet Öğütçü, Altuğ Karataş ve Kenan Aslanlı'ya. Gerçekten çok kıymetli bir yayındı. Çok özel bilgiler paylaştınız, yorumlarınızı bizlerle paylaştınız. Müteşekkirim katılımınız için. Belki bir başka yayında ayrıca Çin konuşuruz. Ayrıca post Putin konuşuruz. Ayrıca yenilenebilir enerji, işte hidrojenin yeşili, sarısı, grisini konuşuruz belki. Sağ olunuz, var olunuz. Üç konuğumuzu da uğurlamış oluyoruz. Müteşekkir olduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Sağ olunuz. Diyelim izleyicilerimizle ben vedalaşayım. Evet, Mehmet Öğütçü, Altuğ Karataş ve Kenan Aslanlı yayın konuğumdu 1001'de. Enerji özel yayını ile karşınızda olduk. Yani bakmayın, yayını aslında açtığımız dakikadan şu an şimdi kapatacağımız ana kadar 3 misafirimizin de kurduğu gerçekten böyle daha yakınına girerek hani dokunmatik ekranlarda daha da yaklaşırsınız ya bazı alanlara, bazı bölgelere verdikleri birçok bilgi daha yakınlaşmayı şart koşan bilgiler açıkçası. Yani birçok her 3 misafirimizin de verdiği bilgiler öyleydi. Sağ olsunlar diyelim. Müsaade isteyelim. 1001'den bu haftalık, bu yayınlık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir özel yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın.